koşturum gerekiyor. Panik ne ki bu? Aa, kesin Kojima'nın yeni oyununun fragmanı gelecek bugün ha. Şey bu, Dead Space 4. Dolandırıcı kesin bağlamıştır Kojima'yı bu etkinlik için. Bip yazıyor lan. Dead Space 4 de abi işte. Dead Space ismiyle yapamıyorlar ama orijinal ekip daha da kanlı, daha da kıllı bir Dead Space yapmış. Bu, ben o yüzden çok coşuyorum bu oyuna da. 90 TL'yken alamadık işte. Aldırmadılar. Niye 90'dan 500 oldu? Timer mı vardı? Abi öyle oluyor Steam'de bu aralar. Biz de bilmiyoruz. Otomatik fiyatlama falan yapıyor belki de bölgesel. Biri fark edene kadar. Muhtemelen öyle abi, aynen. Aynen. Sen dediğin gibi. Steam bak, kendi kurumundan çeviriyordur. Sonra da developer değiştiriyordur. Chat'te Arda ne demiş? Ben önce arkadaşıma hediye ettim. Sonra kendimi alırken o arada zamlandı demiş. Aga. Ay, geçmiş olsun lan. Çok mübarek bir davranış bir arada da. Ama evet evet, sevabı vardır yani. Cennetlik. Ya bu oyun hakikaten çok Dead Space ya. Oy. Bu arada şeye çok borçlu. Dead Space de borçluydu da yani Resident Evil 4 ne kadar mihenk taşı bir oyun yani. Aa, remake'i geliyor biliyor musun? Geliyordur ya. Onlar devamlı. Hiç şaşırmadım yani. Üçüncü remake geçen falan olacak herhalde. PlayStation etkinliğinde açıklandı. Bu arada PlayStation etkinlikleri yani koskoca PlayStation'la ilgili şimdi bir şey diyeceğim. Meczuba vuruyormuş gibi olacağım ama son PlayStation etkinliklerinde izlediğimiz bütün oyunların PC'ye gelmesi ve bizim PC'de almamız bunları. Yani bak bunu da X-State of Play'de gösterdiler. Herkes gitti satın aldı Steam'den. Yani kedi oyunu gösteriyordu 3 yıldır. Steam'e geldi. Bir tane Legend of Raya diye bir oyun gösteriyorlardı. Epic'e geldi. Herkes Epic'ten aldı oyunu. Kendi PC'ye çıkarıyor zaten. Kendi de PC'ye çıkarıyor. Ben Silent Hill... Exclusive Silent Hill falan duyururlar diye düşünüyordum. Leaklendi çünkü ama o da gelmedi anasını satayım. Abi Silent Hill 2 gerçek mi? Ben emin değilim ya. Çünkü Silent Hill iyice şehir efsanesine döndü ya. Döndü ama bir takım görseller var hakikaten yani. Çok bu orijinal duruyor. Bu nasıl vahşet ya? Ayıp be. Bence çok iyi. Tam ayarında. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance Glenn. What you wanted to see? Bir tane adam mı? Ya ben şuna moruşum. Mesela Callisto Protocol diye Dead Space çıkması oyunu yapıyorlar. Çok kötü isim yani, bu arada. Çok kötü isim. Çok kötü şey mi dememiz lazım mesela? Aman tanrım çok ilginç bir oyun falan mı dememiz lazım yani? Dümdüz bir işte. Ucuz tabii hakikaten. Dümdüz bir oyun yani hani. Artık, nasıl lan? Bilmiyorum ben mi? Oğlum bu tarz oyun gelmiyor lan. Nasıl gelmiyor ya? Third person shoulder shooter korku oyunu ne zaman oynadın oğlum sen en son? Allah aşkına söyle. Ya ama ne bileyim bu Dead Space yani. Dead Space 3 kere çıktı mesela yani. Ama en son Dead Space'ten beri de bayağı oldu lan. Ha okey, bu beklenen ve özlenen bir tarz yani. Ben özledim. Tabii canım, ben bayılarak oynarım bunu. Oo, Sezgin chat'teymiş. Sezgin'im hoş geldin. Hey Sezgin. Ha pardon lan bu arada. Dead Space'in yapımcısının yaptığı bir oyunmuş. Pardon. Ben bunu bilmiyordum. Aslında 5 dakika önce Sugur dedi. Ben duymadım onu o zaman. Oltalıyor ha. Biz şey zannettik. Burada bir boy saçmalayacak. Biz de şey diyeceğiz. Evet abi haklısın falan diyeceğiz zannettik. Tutmadı şimdi de direksiyonu çeviriyor. Oyunları evet arkadaşlar. Çakma olamaz, özür diliyorum. Bu benim cahilliğim olmuş. Rezalet. Oyunlardan anlamıyorsan kapat bu işi. Ben anlamıyorum ya. Hiç şey olmadı. Ya Resident Evil 2 oynamadınız mı arkadaşlar? Remake'i çıktı ya Resident Evil 2'nin. Evet. Tamam. Resident Evil 2'nin remake'ini oynarken aldığınız tat, işte onun daha korkuncu Callisto Protocol. Dead Space de aynı kategorideydi. Evil Dead'ler vardı. Onlar da aynı kategorideydi. Yani okay. Omuz üstü nişan almalı horror koridor oyunları. Resi 4 işte. Koridor olması da gerekiyor. Aynen. Resi 4 işte. Resi 4 formülü. Gereksiz üzerine gelmişim ben. Gereksiz üzerine gelmemek lazım. Zaten doğru. Küçük bir iniş oğlum. Beğenmiyorsan siktir git Legend of Zelda'yı oynayan yani. Aslan parçası. Ben oynarım. Ben kedi oyunu bekliyorum. Aynen. Ben de kediyi bekliyorum ya. Beğenmiyorsan şeye git. Ne zaman çıkacak 4 ya? Kişi uzaylı vurma oyunu oyna git. Kedi Eylül'de mi çıkıyordu? Öyle bir şey galiba.
Galiba. Bu ne, devam mı ediyoruz Kalisto protokolü? Tabii. Herhalde. Ya bu arada bir Kalisto protokol ismini ben eleştirmek istiyorum. Kalisto protokol ismi aşırı şey gibi değil mi ya? Netflix'in 15 bin dolara yaptırdığı science fiction filmleri gibi ismi. Böyle şey yani. Netflix'in yaptırdığı gibi de değil. Çin'de yapılmış, daha sonra hakları satın alınmış gibi bir şey. Filan gibi. Hani böyle şey. Üç genç bir adaya düşerler. Kızlardan bir tanesi Instagram influencer'dır. O sırada işte bir şeyler olur falan. Böyle salak salak senaryolar yazıyorlar ya artık. İsim olarak çok kötü. Ben oyuna bayıldım. Şu an gameplay'ini ilk kez izliyorum bu arada aslında. Demosunda bayılmıştım. Şimdi daha da bayıldım şu an açıkçası da. Ana, bir de teleport olmalı bunlar, uzaylıymış. Ha yo, bizim silah o. Ha, bizim silah Kalisto atıyor. Tamam, ben susuyorum. Yok abi, çok beklenen ve sevilen bir canlıdır. Aman yani. E öyle. Bu oyunu, ya, bu bak, oyunu dedem bu Cumhuriyet döneminden beri bekliyor. Yani. İsmet İnönü bu oyunu için imza atmıştır. Evet. Ya abi, bu oyunlarda bu arada bence en güzel hissiyat kurşun management gerginliği. Evet, kurşun evet, yönetimi evet. Gerginliği. O yüzden bir tık zorda oynamak gerekiyor bu oyunları hep. Aynen, çünkü baksana ne kadar yedi hayvan ölmeden ha. Önce. Yani hep bu korkuyla yaşıyorsun yani. Ulan yani 6 kurşunda öldürdüm ama 4 kurşunda öldürebilirdim aslında. Türkiye gibi yani. Evet, fiyatlar burada da çok pahalı. Evet. Rahatsız bir yer. Arkadaşlar evet, ben de fark ettim. Günhan bunu Final Fantasy değil diye beğenmedi. Aa, zırlanmışız lan. Evet. İşte şey zırhı, mühendis zırhı. Aynen. Oyunda böyle bir şey var ya, normal combat zırhı değil de mühendis zırhı gibi bir şey kullanıyorsun. Arkadaki de cam barı falan. Evet ya, evet. Çok vahşet ya, itiraf, ben oynayamam mesela bu oyunu. Ben bunu... Mahvolurum. Ben bunu tek oynayamam, yayında götüm ata ata oynarım seyirci eğlensin diye açıkçası. Ben her korku oyununu oynamıyorum, bazı korku oyunları çok ucuz geliyor bana çünkü. Oğlum bu teleport silahı of attı, hakikaten şeye mi attı? Pervaneye mi attı evet, yoksa pervaneye attı. Çok iyi. Gravity sen geriliyor musun? Bu çünkü biraz daha survival horror ya, ben survival horror'da gerilmiyorum. Aa, ben survival horror'da daha çok geriliyorum bak. Uyum sahnesine bak. İş, okay, iş güvenliği. Mutlu oldu lan herif bayağı.